Evet arkadaşlar, uluslararası Pro Hunter av ve doğa sporlarının fuarına Hatsan'da tüm ürün yelpazesiyle katılmış. Gerçekten burada bir şölen havası gibi hava var buranın standında. Atışlar yapılıyor, havalı tüfek atışları. Tabii koş atışlar yapılıyor. Bu sesler oradan geliyor. Otomatik yeni bir tüfek yapmışlar, tam otomatik. Ona bakacağız biraz sonra. Şimdi bir yetkili arkadaş bize yardımcı olacak. Diğer ürünlerini de hep birlikte gezelim. Özellikle PCP tüplü havalı tüfek severler için ya da diye ya da diğer kaliplerde pompalı otomatik av tüfekleri, ürün gamı, ürün çeşidi çok fazla Hatsan'da. Hepsini gezmeye çalışacağız bakalım. Evet arkadaşlar, Semih Bey bize standları gezdirecek. Hatsan'ın fuar sorumlusu kendisi. Semih Bey kolay gelsin öncelikle. İlgi büyük Hatsan'a fuarda, öyle görüyorum. Sürekli gelen giden bitmiyor. Silahlarla atış denemeleri vesaire. Silahların sesleri salonun öteki tarafına kadar geliyor. Hareket çok fazla, aşırı derecede gerçekten. Meraklıları çok fazla. Kısaca Hatsan hakkında bir bilgi alabilir miyiz önce sizden şöyle? Hatsan dünya üzerinde 106 ülke, 107 ülkeye ihracat yapan bir firma. Kendini kanıtlamış, özellikle PCP ve havalı tüfek üzerinde kendini kanıtlamış bir firma. Kendiyle yarışan bir firma. O kadar iddialısınız yani. İzmir bölgesinde zannedersem fabrikanız. Evet doğrudur. İzmir bölgesinde. İzmir bölgesinde. Arkadaş Hatsan Konya'da değil, Üzümlü'de değil. İzmir'de fabrikası. Çok fazla ürün var. Bakıyorum hani yani burada hepsine zaman ayırmaya kalksak fuardan çıkamayacağız. Sadece Hatsan'la bitireceğiz. O yüzden bize hızlı bir şekilde ürünlerinizi tanıtabilir misiniz? Yeni çıkan ürünlerimizden bahsedeyim ben. Evet. Fuardan sonra hemen sonra satışa sunacağımız bir ürün. Her günden sonra çıkardığımız en yüksek çıkış hızına sahip Sniper L. Kendimizi açtığımızı daha önce de söylemiştim. Bu tüfekle yine kendimizi açtık. 850 metreye kadar atış yapabileceksiniz. Tüfek üzerinde 700 cc karbon fiber tüp var. Regülatörlü, ince ayarlı regülatör var. Regülatör çıkış hızını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Regülatörün basınçını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Diğer tüfeklerde 250 bar basınçla çalışabilen tüfek bunda 300 bar basınçla çalışmaya başladı. 22'lik şarjör kapasitesi var. Hassas çekiç ayarı var. Çekiç ayarından bahseder misiniz? Ne demek çekiç, çekiç ayarı? Çekiç ayarı, tetiği çektiğimizde çekicin iğneye vurduğundaki tahrik yükseltip alçaltabiliyoruz. Yani tüfek içerisinden çıkan havanın hacmini ayarlayabiliyoruz. Daha hassas atış yapabilmeye yarıyor. Evet. Kulak üzerinde omuz dayama ortopedi kişiye özel şekilde ayarlanabiliyor. Çok güzel. Omuz... Evet, kişiye özel, herkes tamam, kendine ben... göre. Evet, çok güzel. Gerçekten. Hassas ayarlar mevcut üzerinde. Evet, gerçekten. Arkadaşlar, tüfeğin dipçiği bile yani özel düşünülmüş, tasarlanmış. A'dan Z'ye. Tam bir keskin nişanlı tüfeği. Üzerinde çok güzel bir optik var. Vektör, optiğimiz... Optik vermiyorsunuz tabii. Optik dışarıdan temin ediyorlar. Evet, böyle bir optik tercih edilmiş. Şöyle gösterebilirsem. Evet. Optiğimiz de bu şekilde. Bu tüfeği ne amaçla genelde piyasaya sürmeye amaçladınız? Yani hangi kullanıcıya yönelik? Uzun mesafe atışlarını... Atışları isteyen kullanıcılara hitap etmek istedik. Güç isteyen kullanıcılara hitap etmek istedik. Çap seçeneği var mı? Tek çapla mı çıkarıyor? 5.3-6.35 olarak çap seçeneği olacak. Arkadaşlar bu tüfek gerçekten çok etkili bir tüfek. Yani ben Hatsan'ı tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten keskin nişancı tüfeği gibi... Aynı dipçik ayarları vesaire, hassas ayarları, yani her şeyi düşünülmüş. Bakın pipotu vesairesi, arkadaşlar her şeyi profesyonel tüfeğin gerçek anlamda. Uzun mesafe atışı düşünen arkadaşlar bu tüfeği takip etsinler. Piyasaya ilk çıktığı anda
Yani bu tüfeği kaçırmasınlar. Bunun piyasaya çıkmış fiyatıyla ilgili bir tüyo verebilir misiniz yaklaşık? Hangi civarlarda? 20 bin lira civarında olacak. Evet. Duydunuz arkadaşlar. 20 bin lira civarında, yani dünyanın en etkili tüfeği olacak diyor. Net olmamakla beraber. Net olmamakla birlikte 20 bin liraya Avrupa tüfek alamazsınız zaten. Bu tüfeği takip edebilirsiniz. Evet, şöyle bakalım. Bazı sesler geliyor. Havalı tüfek sesleri, seri atış sesleri. Bu seslerle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Bilgiyi vermeyeyim, direkt göstereyim ben. Evet. Geçen sene piyasaya sürdüğümüz Blitz modeli. Bu Mevzi 4 modeli. 4 tüplü olan. Bunun tek tüplü, 2 tüplü, 3 tüplü seçeneği de var. Bu Mevzi 4 seçeneği. Bunda hava bitmiş sanırım. Bir yerinde gösterelim. Tabii. Bu ses bu elinizdeki tüfekten geliyor. Aynen, doğrudur. Havaları bitirmişler. Seri atış yapıyor anladığım kadarıyla. Hem yarı otomatik hem full otomatik olarak atış yapabiliyorsunuz tüfekle. Dünya üzerinde yine bir ilk. Bunun üzerine havanın tahliyeyle çalışan full otomatik bir tüfek daha yok. Dünyada yok diyorsun. Dünyada yok. Atsan gelişir diyorsunuz bunu da. Arkadaşlar model bu. Bu şu anda piyasada mı bu tüfek? Piyasada. Bu tüfek piyasada. Evet. Sesleri duyuyorsunuz. Bu tüfeklerden geliyor bu sesler. Bir şarjörün kapasitesi ne kadar? 22'li. Ne kadar sürüyor boşaltması bastığınız zaman? 1.6 salise civarında. 1 saniye 6 salise gibi. Aynen. Yani 1.5 saniyede arkadaşlar şarjörü boşaltıyorsunuz. Peki bu tüfeği alanlar neyi amaçlıyorlar? Hangi amaçla bu tüfeği alıyorlar? Full otomatik tüfek alanlar. Gerçek tüfek atamadıkları için. Aynen öyle. Full otomatiğini bulamadıkları için. Bunda keyif alıyorlar. Keyif alıyorlar. Evet, bu keyfi yaşamak için değil mi? Aynen. Bunları tabii alanlar artık bu işin ilmini bilen, merak edip araştıran kişiler. Bütün teşkilatıyla birlikte işte hava doldurma tüpleri vesaire. Bunları da zaten ayrıca bunlar bu aksesuar teminini sizin firmanız yapıyor mu? Aksesuar teminini yok. Sizde yok. Dışarıdan temin Hakkı edecekler. Dersiniz ki ürün yelpazesi olarak çok fazla ürün yelpazemiz var. O kadar da girmeyelim aksesuarına kadar. Evet. Ateşli tüfek, taktikal tüfek sınıflarımız. Yani bütün aksesuarlara yetişilemez. Ya onu da başkası yapsın diyorsunuz. Aynen yani, öyle. Değil mi? Biz bildiğimiz işi yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bakın yani tüfeğin görüntüsü bu şekilde. Bakın aşağıda bir sabitleme ve üçgen ayağı sabitlenmiş. Dörtlü tüp, ikili tüp ve tekli tüp deminki gibi takıp otomatik tüfekle atış hızını alabiliyorsun. Bunlarda kalibreler ne kadar? 5.5-6.35. 5.5-6.35. Bir de bir tüfeğinizi duydum. 6.35 normal havalı tüfek mermisi değil, çekirdek atan bir. Tüfek onu atabilecek. Öyle mi? Aynen. Daha ağır gramajlısını atabilecek. Onu da göstereyim ben size. Evet. Hatsan amiral gemisi dediğimiz Hatsan Herkules. Bunun üzerinde dünya üzerinde çıkış hızına yüksek sahip 6.35'te bu kadar yüksek çıkış hızına sahip bir tüfek daha yoktu. Çıkış hızını söyleyebilir misiniz tekrar? 950 PPS. PPS evet. Tabancadan vesaireden iki katı. Aynen öyle. 350 metre bir saniye civarında çıkıyordu. Evet. Diğeri daha yüksek olacak. Evet. 1100 PPS civarında olacak diğeri. Çok iyi. 6.35'te. Burada tüpler büyüdüğümüz şu AT-44 modeline benziyor ama AT-44'ü çıkarıyor musunuz artık? AT-44'ü de devam ediyoruz. Devam ediyorsun ama yeni modellerde tüpler daha genişledi herhalde basınç olayını artırmak. Hem güç arttırma amaçlı hem atış sayısına yükseltmek amaçlı. Tüpler genişletildi. Evet, havalı tüfeklerle ilgili yeni modellerinizi gördük. Piyasaya çıkaracak olmuş olduğunuz çalışması bitmiş olan modelleri gördük. Ve gerçekten videonun açılışında iddia ettiğiniz kadar varmıştı. İnşallah sadece ülkemizde değil tüm dünyada tüfeklerinizi tüm ülkelerde çok daha fazla görmek, duymak, adınızdan bahsettirmeyi nasip olur diyelim. Av tüfeklerine geçersek, şimdi ülkemizde havalı tüfeklerle av yapmak yasak. Evet. Bu konuda da size hemen kısa bir soru sorayım unutmadan. Türkiye'de havalı tüfek konusunda aklı gelen ilk firmalardansınız. Bu avlanma yasağıyla ilgili çalışmanız bakanlık nezdinde bir düşünceniz ya da bir mesajınız var mı?
bu tüfeklerle alakalı herhangi bir çalışmamız yok. Yani üretim amacı spor tüfeği atış amaçlı üretilen tüfekler olarak geçiyor. Anayasalarda da bu şekilde geçiyor. Bunu değiştirmek mümkün değil. Mümkün değil. Ama yabancı değil. Ülkelerde av yapılabiliyor bunlarla. Aynen öyle. Bazı ülkelerde yapılabiliyor. Aynı yasalara sahip değiliz. Yabancı ülkelerde baktığımız zaman bir Amerika'da kimliği verip yerli otomatik, full otomatik bir tüfeğe de sahip olabiliyorlar ama ülkemizde böyle bir şey mümkün değil. Yasalar gereği. Yani o yüzden üzerine de gidilecek bir şey yok. Yok, şu anda sportif amaçlı ülkemizde kullanmak için alınabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Evet, av tarzı olan 12 kalibre ve diğer farklı kalibre ürünleriniz varsa onları bir görmek yeni isteriz. Yeni çıkan yine savunma amaçlı çıkardığımız Bulltak modelimiz var. Evet. Evet, bu modeli arkadaşlar şimdi Kerem Av Bayisi'nde inceleyeceğiz. Bu modelden sizler için bir tane sipariş vermiştik. Bunun aynısı birebir ama tanıtım fırsatı olmadı. Fuarda tanıtma fırsatımız oldu. Öyle söyleyelim. Evet, çok kısa bir namlu tüfek ilgimizi çekti. Yasal olarak üretilmiş bir namlu. Görüntü itibariyle kısa, yasal olmadığı düşünülüyor ama 47 namlu var üzerinde. Ruhsatlı şekilde, sorunsuz bir şekilde alıp kullanabiliyorsunuz. Kılıf içerisinde arabanızda her yerde bulundurabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Savunma amaçlı üretmiş olduğumuz bir tüfek. Pompalı bir tüfek. Hem bu şekilde tutma aparatısı hem de optik takmak için dikkatlilik tezaklısını ürettik. Evet arkadaşlar, buna optik takmadan nişan almanız zor. Çünkü tüfeğin dipçiği kısa olduğu için üzerine yüzünüzü dayayamıyorsunuz. Tam optik taktığınız zaman yüzünüz de aynı hizaya geliyor. Optiksiz kullananlar için, kullanacaklar için bu model. Bakın, optikle takılabilir yine buna. Daha yüksek bantlı. Optikle kullanılacaklar için deminki arkadaşın elindeki modeli seçebilirsiniz. Tüfek gerçekten çok kısa, bullpup modeli olmasından 36, dolayı. Namlu yasal arkaya kadar geliyor. Aynen. Bir karış dipçik payı var sadece. Arada başka hiçbir boşluk yok. Bu sebepten güzel bir tasarım yapılmış. Bu tasarım size mi ait? Onu da sorayım. Sahi. Öyle mi? Tebrik ediyoruz bu konuda da. Bunun yarı otomatiği var mı bu modelin? Yarı otomatiği çıkacak. Çıkacak. Arge, evet. Arge çalışması. O zaman çıktığı zaman ilk alacaklardan biri benim. Öyle söyleyeyim yarı otomatiğini. Gerçekten çok kompakt. Çantada taşınabilecek. Dediğiniz gibi kılıfında, arabada, evde savunma amaçlı, sportif amaçlı atış yapılabilecek. Güzel bir model. Şu anda pompalısı çıkıyor. Bu pompalılarla da plastik mermi atılabiliyor bildiğim kadarıyla. Evet. Özelliği. Bu 26 kalibre, 20 kalibre, 12 kalibre olarak 3 seçeneği ve renkleri mevcut. Arkadaşlar bakın, kalibre de mevcut. Yani 20 kalibre, 36 kalibre ve 12 kalibre. Benim favorim 12 kalibredir her zaman. Bunu da biliyorsunuz zaten ama diğer düşük kalibreler 20 kalibre ve 36 kalibre sportif amaçlı kullananlar için düşünülmüş. Onlar da kullanılmış aynı şekilde. Peki bunların daha uzun namlulu olanları var gördüğüm kadarıyla. Tasarım farkı diyorsunuz. Şarjör kapasitesi nedir? Şarjör kapasitesi 5+1. 5+1. Daha uzatmak mümkün değil namludan dolayı. Tüfeğin görüntüsü değişiyor bu sefer. Görüntüsünden değişmesinden ziyade takacak olduğumuz hazne borusu namlunun üzerine geçer. Geçer. Tehlike arz eder. Ateşleme esnasında şarjör borusuna mimma değebilir. Bu yüzden o riske girmeye gerek yok diyorsunuz. Bulltak modeli. Bulltak değil bakın arkadaşlar. Bulltak modeli. Hassan'ın gerçekten güzel. Bu tüfeğin videosu gelecek arkadaşlar. İnceleme, takma, sökme videosu. Bunun dışında evet devam edelim. Burada yeni çıkan ürünlerimiz var. Evet burada tüplere neoprant geçirilmiş üzerine, malzemeden koruyucu geçirilmiş. Tüpler çizilmesin ya da işte bir yere vurup hasar görmesin diye, çizilmesin diye. Evet, haftanın ahşap. Hidrat içeriği, bu tüpün özelliği. İki kalibre seçip, 4.5 veya 5.5 olarak kalibre seçip, aynı tüpün üzerinde şu parçayı sökerek mekanizmayı ve namluyu üzerinden alıp kalibreyi değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştiriyor? Başka namlu takarak. 5.5'u tutuyorsunuz. Başka namlu, evet. Arkadaşlar aynı o kısa namlu, uzun namlu gibi av tüfeklerinde
Havalı tüfeği de Hassan çift namlu kullanılacak hale getirmiş. Evet, çok güzel. Çift tüfek almanıza gerek yok. Bir namlu değişikliğiyle tek tüfekle işinizi görebiliyorsunuz. Yine burada altta... Faktör serisinin bu PR dediğimiz yine dipçik ayarları olan, hassas ayarları olan, regülatörlü ve hassas ayarı olan çift manometreli. Bu çift manometrenin manası nedir? Çift manometrenin manası tüp içerisindeki basıncı gösterir birisi. Regülatör basıncını da ayrı olarak gösterir. 250 bar tüpün içerisinde hava varken regülatöre alacağı basıncı 140'a, 100'e ayarlayabiliyorsunuz. Sabitler yani. Sabitleyebiliyorsunuz. 140'a düşünceye kadar 140'a atmaya devam eder. Aynen öyle. Yani saçma mesafesi işte aynı olur. Aynen öyle. Evet, değişmez. Çok güzel. Burada gene benzerleri. Aynı modelin farklı bir modeli yine. Dipçik sabit olan, yine hassas ayarları olan, regülatör hassas ayarları, çift manometreli olan modelleri var. Farklı rengi. Bronz modeli var. Evet. Şimdi evet. Novastar. Plastik modeli. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Av tüfekleriyle 12 kalibre olsun gerek 20 kalibre olsun. Havalı tüfek meraklıları farklı kategoride değil mi? Doğrudur. Sizde mesela yani talepleri doğrudur. Farklı, istekleri farklı, her birinin sordukları sorular farklı. Yani siz bu iki farklı kategoride de iddialı bir şekilde firmanız üretimlere devam ediyor. Evet. Yani gerek havalı tüfek gerek bu zor olmuyor mu yani her iki? Yani yok. Zor olmuyor diyorsunuz. Olmuyor diyorsunuz. Evet. İşin içinde olduğumuz için yıllardır bu işe gönül verdiğimiz için zor olmuyor. Zevkle yapıyoruz. Zevkle. Çok güzel gerçekten. Allah daha da başarılı devamını nasip etsin. Burada evet yine farklı modeller var. Flash 401. Evet mazeretli arkadaşlar. Onları çekerek tek tek veriyoruz. Değil aynen mi? Aynen öyle. Evet bu önden kırma klasik en eski. Bu 125 Pro modeli. Yeni çıkacak bu da. Bu mu? Fuardan sonra sürünecek. Yani eskiye dönüş yani av tüfeklerinde çifte poliye dönüş olduğu gibi havalı tüfeklerde de namludan kırma modellerin daha geliştirilmiş versiyonlarını aynen çalışıyoruz diyorsunuz yani. Şimdi bu tüfeklerin namludan çıkış hızı nedir? Namlu çıkış hızı 850 yani bu namludan kırmaların mı? Kalibreye göre değişir mi? Evet. Yani sorunsuz hava doldurmakla uğraşmak istemeyen basit evde bulunsun elimin altında her an atışı hazır olsun diyenler bu tarzda tek tek atanları seçebilirler. Evet. Altta değişik modelleri var. Bu şarjör görsel mi? Görsel. Evet. Bunu görsel anlamda vermişler. Gayet güzel düşünülmüş. Burada aşağıda farklı bir ufak bir model var. Bu ne? Jet 3 regülatörlü. Bunu bir tanıtabilir misiniz bize? Nasıl bir şey bu? Tabanca aynı zamanda MP5 tarzında kullanabileceğiniz bir tabanca modeli oldu. Ha. 150 metre etkili mesafesi olacak tüfek. Aynı zamanda regülatörlü. Tabancada regülatörü uygulayan ilk firmalardan bir tanesiyiz. 250 bar basınçla çalışır. Her iki tüp de birbiriyle aynı bağlantılı şekilde çalışır. Çift tüplü mü? Çift tüplü. Tek regülatörden bağlantılı. Aynen bağlantılı şekilde çalışır. Çıkış hızı yüksek, gayet keyif verici bir tabanca. Yani tabanca ve tüfek. Aynen öyle. İkisi kompakt. Evet. Bir ürün oldu. Arkadaşlar gayet güzel. Bu da değişikliği gerçekten güzel düşünülmüş, güzel tasarlanmış. Evet. Devam edelim. Başka diğer ürün çok var. Şarjörlere geçelim. Evet bu Escort modelleri önceden daha farklı modellerdeydi herhalde değil mi? Normal Altifey tarzında olan modellerimize devam ediyoruz. Devam taktik kullanıcılara hitap etmek için ürettiğimiz şarjörlü tüfeklerimiz. Evet bunları da kısaca bir tanıyalım. Renk seçenekleriyle full metal, plastik, polimer olarak, full metal olarak kalibre seçeneği olarak tüm seçeneklerimiz var. 36 kalibresi, 12 kalibresi, renkleri, ağaç kundaklısı, Kalaşnikov'a andıran ağaç kundaklı modeli. Evet, Hassan, Taktikal'de gene diğer firmalarla yarış halinde gördüğüm kadarıyla. Eksik kalmayalım, olmayan ürünümüz kalmasın anlamında. Bunu diğer birçok firmalarda görüyorsunuz bu tarz taktikalleri. Hatsan'da kendi çalışmalarını yapmış ve 12 kalibre haricinde diğer kalibreleri
ürünleri de taktik ellerin içine ürün kampına yerleştirmiş. Herhangi bir farklı özelliği var mı diğer firmalardakilerinden? Diğer firmalardakilerinden farklı özellik yeni çıkacak olan GT12X. Bunun kullanımı kolay şekilde sökülebilmesi için burada aparat yapıldı. Bu şekilde bu parçayı alıp yatırarak mekanizmayı tamamen arkadan çıkartıp bu şekildeyken rahat bir şekilde arazide temizleyebileceksiniz tüfeğinizi. Evet bakın arkadaşlar arazide atışa gittiniz, tüfeği tam sökmeden hemen arazi temizlik yapabiliyorsunuz. Bu modele ait mi? Bu diğer modellere bu özelliği getirecek misiniz daha sonra? Bu ayrı bir model. Ayrı bir model bu, evet. Anlaşıldı. Kodu, modu vesairesi her şeyi farklı herhalde. Aynen öyle. 12 kalibre. Namludan pistonlu sistem. Aynı şekil. Evet. Şarjörlü taktikaller de bu şekilde arkadaşlar. Normal alt tipi Escort modelleri. Amiral gemileriniz olan yine Supreme ama 89 yatak 66 grama kadar fişe atabilme kapasitesine sahip tutuyoruz. 24 gram ve 66 gram arası tüm fişekleri sorumsuz şekilde çalıştırabilecek smart piston sistemi uygulamış. Gazlı bir tüfe genelde. Doğrudur. Altındaki yine ağaç modeli, aynı özelliklere sahip ağaç modelinin plastiği, ekstrem max modeli. Evet, bunlar magnum yatak arkadaşlar. Süper magnum. Süper magnum. 89 yatak. 89 yatak. Evet. Evet. Altındaki kamuflajlı modeli. Evet. Yine Max modelini, ördek avcılarına özel üretilen kamuflajlı modeli. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 76 yatak, 50 grama kadar, 24 ve 50 gram arası çalışabilen Supreme modelimiz. Aynı modelin 20 kalibre seçeneği ekstrem modeli, plastik kullanılıyor. Evet arkadaşlar, bugün fuar alanında Hatsan'ı gezdik. Hatsan'ı gezerken biraz yorulduk. Ürün çeşidi fazla çünkü. Hem yeni çıkan ürünleri gördük hem de mevcut ürün gamlarını sizlere gösterebildiğim ölçüde göstermeye çalıştım. Buradan ben çok teşekkür ederim sizlere. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ve izleyicilerimize ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmede bulunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz. Başarılarımızın devamını dileriz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir firmada olacağız. Takipte kalın.